Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Kalp kalbe karşım çok güzel tohum kapsülleri yaptı. Bakar mısınız güzelliklerine? Tohum kapsülü nasıl oluyor diye soran birçok arkadaşım vardı. Ben de böyle tohum kapsüllerini görünce sizlere bir video çekmek istedim. Fakat arkadaşlar tohum kapsüllerini bu şekilde bırakmıyoruz. Çünkü bu şekilde bırakırsak tohum kapsülleri açılır ve tohumları dağılır. Hadi hep beraber neler yapıyoruz görelim. Sizlere daha net gösterebilmek için hemen saksılarımı astım arkadaşlar. Şu şekilde baktığımızda bakın tohum kapsüllerinin içindeki artık tohumları görebiliyoruz. Tohumlar olgunlaşmaya başlamış. Fakat bunun tohumları da tüycüklü olduğu için leş kaktüslerindeki tohumlar gibi benim bir tane tohum kesem var. Tülden. Şöyle bakın. Hemen ben onu şu şekilde dallarını tül kesenin içine koyuyorum. Ve bu şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Yani tohumlar olgunlaşana kadar saksımız tül kesenin içinde kalacak. Daha sonra tohumları aldıktan sonra tülü çıkaracağım. Hem de tülümüz bitkimizin ışık görmesini engellemeyecek. Fakat kapsüller patladığında da tohumlarımız dağılmamış olacak. Bakın bu şekilde hediye paketi gibi onu hazırlıyorum ve bu şekilde kaldırıyorum. Merhabalar arkadaşlar. 11 Aralık'ta ben bu kalp kalbe karşılarımı tohum kapsülü yapmıştı ve böyle bakın tül keselerin içine koymuştum. Şu anda tohum kapsülleri patlamış ve görüyor musunuz bakın tüycüklü tüycüklü aynı leş kaktüsünde olduğu gibi tohumlar şu an kesenin içine hapsolmuş durumda. Şöyle bakın şurada tüylerin ucunda tohumları görebiliyorsunuz. Şöyle iki saksıyı buraya kenara aldım. Yaklaşık 5 aydır bunlara bakıyorum. Şu anda tohumları buradan ayırıp ekime geçeceğiz. Hadi buyurun videoya geçelim arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Uzun zaman sonra bitkilerime tohumlarını alıp iyi bir bakıma almam lazım arkadaşlar. Hem tohum için hem de tohumlar ıslanmasın diye haliyle bitkilerimin bakımlarını biraz ister istemez iptal ettim. Bakın yeni dallar uzatmaya başlamışlar. Şöyle hemen kesenin içinden dalları çıkarıyorum. Görüyor musunuz tohum kapsüllerinin patlamış dış kabuklarını? Şöyle hemen çıkaralım. Bazı dalları maalesef tül keseden dışarı çıktığı için kopabiliyor arkadaşlar. Şöyle hemen bunları alalım. Hala tohum kapsülleri bakın bitkinin üzerindeler. Bazı arkadaşlar hiç kalp kalbe karşının tohumunu görmediklerini söylüyorlar. Bu bitkinin tohumları arkadaşlar ince uzun. Şöyle bakın şuraya düştü bir iki tane. Hemen onları size öncelikle göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar tohumlar bu şekilde. Bunları ben hemen bir kabın içine alacağım. Tabii ki bunu boşaltırken rüzgar falan olmaması lazım. Çünkü tüylü olduğu için uçabiliyorlar. Şöyle ben içinden tohumları hemen alıyorum. Tek tek toplamak gerekiyor arkadaşlar tohumları. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Tohumlarımız bunlardır. Sizleri fazla sıkmamak adına arkadaşlar bakın ben tohumları toparladım. Toplam tohumumuz bu kadar oldu. Aslında kalp kalbe karşıdan tohum almak ve tohumdan üretmek çok mantıklı mı? O kararı size bırakıyorum. Çünkü tohum kapsülleri varken bitkinin bakımını dahi yapmak çok zor oluyor arkadaşlar. Çünkü sulama yaptığınızda tohumlar da ıslanıyor.
Ben hemen şöyle bir askılı saksı hazırladım arkadaşlar. Tohumları elime aldım. Çok sık gelmeyecek şekilde şöyle atıyorum. Normal tohum eker gibi hepinizin bildiği gibi. Daha önceki yıllarda eski kanalda tohumdan kalp kalbe karşı üretmiştim. Sizlere fideleri de paylaşmıştım. Çok eskiden beri takip eden arkadaşlarım bileceklerdir ama ailemize yeni katılan arkadaşlar için özellikle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi tohumlarımızı attık. Hemen şöyle çok az tohumlar kapanacak şekilde birazcık toprak atıyorum arkadaşlar üstüne. Daha sonra toprağı ıslatıp streçleyeceğim. Çok fazla tohum atmadım. Gördüğünüz gibi şöyle elimle alıp tuz atar gibi hemen. Çünkü tohumlar çok büyük değil. Küçük olduğu için sadece bu kadar arkadaşlar. Üstünü kapatıyorum. Ben tohumdan üretim yaparken arkadaşlar özellikle sulamayı şu şekilde yapıyorum. Hani hem tohumların yeri oynamasın diye şöyle toprağı birazcık nemlendiriyorum. Elimle atıyorum ki toprak oynamasın. İsterseniz saksının üstünü streçleyebilirsiniz. İsterseniz bir poşete saksınızı oturtabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Streçlersek ya da poşetin içine bırakırsak tohumlar sürekli nemli kalacağından kaynaklı çok daha çabuk çimleneceklerdir. Daha sonradan çimlenen tohumların da bakımlarını yine aynı tohumdan fide büyütme şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde yine size çimlenen kalp kalbe karşılarımızı bir videoyla da paylaşmaya çalışırım. Bugünlük benim size anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.